Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki Aysu Eralp 19 Mayıs Cuma günü İzmir'de kayboluyor. Kendisinden 11 gündür haber alınamıyor. Bugün teyzesi Neziha Hanım aramızda. Şimdi Neziha Hanım'la bir bant çektik. O bandı yayınlayalım, hem de konuklarımızı da yerleştirelim o arada. Şimdi Neziha Hanım, bu bandı çektikten sonra bugün bambaşka bir bilgi daha ortaya çıktı. O yüzden bu bandı izleyelim. Enteresan, hanımefendi aslında hostes. Almanya'dan buraya geliyor. 2 gün sonra da ortadan kayboluyor. Teyze, burada 10 yıldır görüştüğü biri var. Etraflarında nişanlım olarak tanıtıyorlarmış birbirlerini. Ondan da şüphelenmişler. Aramışlar. O da demiş ki, biz demiş mavi yolculuğa mı çıkacaktık? Evet. Mavi yolcular çıkmak istedi ama paramız da yetmedi. Biz de o yüzden çıkamadık. Ama mavi yolcular başkasıyla da çıkmış olabilir. Şimdi hani mavi yolculuk yüzünden de ayrıldılarsa ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yani beyefendiyi dinleyelim, daha net öğreneceğiz de. Hani mavi yolcular çıkmadım, senden ayrıldım. Kimle çıkabilirsem o mu? Değil. Şimdi bandı izledikten sonra yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Onu sizinle paylaşacağım. Yani Aysu'yu bulalım efendim kısacası. Almanya'da yalnız yaşıyordu 30 yaşındaki Aysu Eralp. İzmir'e geldikten 2 gün sonra 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Aysu Almanya'da bir hava yolu şirketinde hosteslik yapıyordu. Kendi halinde geçimini sürdürüp yalnız yaşayan bir insandı. 17 Mayıs çarşamba günü saat 17'de İzmir Havalimanı'na geldikten 2 gün sonra 19 Mayıs Cuma günü telefonu kapanmış. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Teyze Neziha Yazgan, Aysu Eralp'in kaybolmasının ardından yeğeninin erkek arkadaşıyla yaptığı konuşmadan ve kendisine gelen bir duyumdan bahsetti. Aysu'nun İstanbul'da yaşayan Ersin adında bir erkek arkadaşı vardı. Aysu'nunla Ersin 10 yıllık arkadaştı. Ersin bir otomobil firmasında çalışıyordu. İkisi çevrelerine nişanlı olarak kendini tanıtıyorlarmış. Ama aslında nişanlı falan değil. Kaybolduktan sonra Ersin'le biz irtibat kurduk. Ersin'e Ege turu yapmak istediğini söylemiş. Kendisinin parası olmadığından dolayı, Ersin'in de parası olmadığından dolayı bu Ege turunu iptal edip sonra yapalım şeklinde görüştükten sonra Aysu kendisi Ege turu yapabileceğini söylemiş. Ersin'le biz görüştüğümüzde gizli gizli de tura katılmış olabileceğini söyledi. Aysu'nun İzmir'de kaptanla bir sevgilisinin olduğu duyumu var. Küçük yaşta babasını 5-6 sene evvel de annesini kaybetti. Hayatta bir kız kardeşi var. Annesini kaybettikten sonra da akrabalık bağlarımız iyicene koptu. Aysu'yla kopuk olduğumuz için arkadaşlarımızdan topladığımız bilgiler bu yönde. Neziha Yazgan'ın tek isteği, hayatından endişe ettiği yeğeni Aysu Eralp'ten bir haber alabilmek. Yeğenimin başına bir şey geldiğinden endişeleniyorum. Hayatta olduğunu bileyim, o bana yetecek. Aysu, yavrucuğum, eğer beni duyuyorsan sen bize bağlan. Seni ne kadar çok sevdiğimi anla, bil. Benim kızım neyse sen de benim için olsun. Ablamın bir tek yadigarısın. Müge Anlı'da seni bulacağım yavrum. İnşallah. Şimdi anladığım kadarıyla sizdeki bilgiler de tabii kopuk kopuk, siz de netleştiremiyorsunuz. Evet, bu bilmiyorum. Anlatılanlar da bir yere oturmuyor. Şimdi sizin daha sonra öğrendiğiniz bir bilgi, yani bu sabah biz de öğrendik ki sizin bir erkek kardeşiniz var Almanya'da yaşayan, Tarık Bey. Evet. Onun da kayınbiraderi var, Adnan Keskinsoy. Evet. Aslında Aysu 17 Mayıs'ta İzmir'e Tarık Bey'le beraber gelmiş. Aynı uçakta mı gelmişler? Tarık Bey'le değil. Tarık Bey'in kayınbiraderi, neydi adı? Adnan Keskinsoy'la. Adnan'la beraber mi gelmişler? Evet. Aynı uçakta? Aynı uçakta gelinmiş. Peki onlar mı sevgiliymiş? Öyle bir şey düşünmüyorum yani. Abim kayını ona bir abi gibi, ben öyle biliyorum. Bilmiyorum. Abi gibi dediğiniz 50 yaşında dönerciymiş, öyle mi? Evet. Tamam, siz peki onu aradınız mı? Abi gibi niye gelmiştir onlar yani? Ne olmuş abi gibi? Hayır, onlar Adnan'ın bana söylemesi tesadüfen uçakta havaalanında bir adım benden önde dedi. Uçakta benim ön koltukta oturuyordu dedi. Ben jandarmadan öğrendiğim bilgi, bana verilen bilgi bu. Ondan şimdi sonra bu sizin abinizin kayınbiraderi dediğiniz Adnan Keskinsoy, abiniz evet, görüşüyor mu kayınbiraderiyle? Karısının eşi. Beraber çalışıyorlar. Tamam. Sizin abiniz Aysu ile görüşüyor mu? Beraber çalışıyorlar onlar. Tabii.
Abi onun Almanya'da başka gideceği yakını bir ablası var, bir de dayısı var. Başka kimsesi yok. Aysu'nun. Aysu'nun. Yani Aysu o beraber çalıştıklarına göre dönerciye gidiyor mu? O dönerciye bilmiyorum onu. Dönerciye de gitmiş olabilir. Yani dayısı orada olduğu için, beraber çalıştıkları için oraya gitmiş olabilir. Dayısının evine giriyor, orada görüşmüş olabilir. Görüşüyorlar dayısı. Tabii yani bir tamam. Dediğim gibi yengemin kardeşi olduğu için devamlı iç içeler onlar. E tamam, sonra onlar havalimanında karşılaşmışlar. Karşılaşmışlar. Beraberce İzmir'e gitmişler. Beraber İzmir'e gelmişler. İzmir'de Aysu konağa gideceğini söylemiş. Onu şeye, o konak otobüslerine bindirdim denildi. Ondan sonra başka duyumlar aldım ben. Bu konak değil, taksi şey pardon. Konakta geçen sene orada geçirmiş. Acaba oralarda mı diye. Kaç yaşında sizin yeğeniniz? 30 yaşında. 30 yaşında. Hayır tamam, bunlar şimdi havalimanından inmişler. Evet. Sonra bu Adnan Bey dediğimiz kişi, ben konağa gitmek istiyorum deyip onu araca bindirmiş ve bir daha hiç görüşmemişler mi? Bilmiyorum, onu görüşmemişler sanırım, yani görmedi sanırım. Çünkü iki gün sonra kayıp ilanı verilmiş Balıkesir'den. Tamam, kim vermiş kayıp ilanını? Adnan Keskin vermiş. Tamam, Adnan Keskin madem onu havalimanından gönderdi de kayboldun nereden biliyor? Bilmiyorum. Siz Adnan'a sormadınız mı? Adnan benim, sen yeğeni bindirmesin. Ben o konuda konuşmadım. Jandarma konuşmuştu zaten. Şeyde ben sadece bildiğim Adnan arabaya bindirmiş. Evet. Hangi arabaya bindirmiş? Nasıl denk gelmiş bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda. Balıkesir Ayvalık'ta kayıp başvurusu yapılmış. Evet. Adnan Keskin bugün aldığım duyuma göre ben dayısıyım diye söylemişler ama onda yalan bir haber olabilir. Bilmiyorum ben. Ben Adnan zan altında tutmak istemiyorum Adnan Keskin'i. Toplantılarım var dedi. Tamam, toplantıları var da şimdi çok mantıklı bir şey soruyorum. Havalimanında karşılaştın. Evet. Tamam, dayısıyla beraber çalıştığına göre, zaten dayısının da kayınbiraderi olduğuna göre. Evet. Evet. Dayısının kayınbiraderi demek, kız kardeşiyle evli yani bizim aradığımız, evet, Aysun'un. Evet. Beraber havalimanında karşılaştın. Aslında o da bana mantıksız geliyor. Çünkü kız hostesse, bir havalimanıyla da yani bağlantısı var. Havalimanıyla dinledin. Orada çalışıyor zaten. Havaalanında çalışıyor. Tamam, hava yollarıyla bir bağlantısı var. Belki de gitmek istediğinde ona sorarsın. Yani nasıl ucuz bilet bulurum, kolay bilet bulurum. Hadi onu da sormadı diyelim. Havalimanında karşılaşıyorlar. Evet. Beraberce Almanya'dan İzmir'e geliyorlar. Evet. İzmir'de Ahmet Bey onu taksiye bindiriyor. Hadi buralara, evet, kadar hepsi olabilir. Evet. Sonra nasıl Ahmet Bey iki gün sonra Adnan Bey nasıl iki gün sonra Balıkesir'den Aysu'nun kayıp başvurusunu yapar? Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü jandarma... Hadi hepsini anladım. Ben onu ben haber aldığımda ilk önce nereden başlayacağımı düşündüm. Evli savcılığa mi? Gittim. Evli mi Nezihe Hanım? Dur bir dakika yavrum, dur. Nereye gittiniz? Tabii, evli. Özür dilerim. Şey, evli mi? Adnan mı? He. Bilmiyorum. E tamam. Bekar olarak diğer biliyorum. Diğer dayı nerede? Dayıyı bilmiyorum. Bulalım. Dayı ne biliyor? Adnan da sizin akrabanız değil mi? Ben görüşmüyorum. Yani ben görüşmüyorum. Şeyle, erkek şöyle diyeyim. Erkek kardeşinin kayınbiraderi. Aynen. Yakınlığınız var. Hayır. En azından evli mi bekar mı olduğunu bilirsiniz. Benim şöyle diyeyim, aşağı yukarı 20 yıldır ben onlarla pek görüştüğüm yok. Hayır, görüşmeyebilirsiniz. Hani bilmiyorum. Ben. Evli olup olmadığımı bilmiyorum. Kulak dolgunluğuyla. Yok. Bekar mı? Yok. Evli mi? Evliydi de bilmiyorum. Boşandı mı? Bilmiyorum. Yani bu bilgiler... Gerçekten bilmiyorum. Bu bilgiler size gelir. Evet. Etrafınızdaki yakınlarla. Yok, bilmiyorum. O... Peki bu kaptan sevgiliyi kim söyledi Nezihe Hanımcığım? Onu kız arkadaşı söyledi ama onun da ne derece doğru olabileceğini ben bir itimat edemiyorum. Yani gene de göz ardı edilmesin, araştırılsın isterim ama böyle bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum. Sevgilisi varsa onunla beraberdir. Peki bir arkadaşı arıyor bizi Aysun'u. Tabii, Burak buyursun. Mayda Almanya'dan. Tamam. Burak Bey'im günaydın. Merhaba Hamdi Bey Hanım. Merhaba, hoş geldiniz yanımıza, buyurun. Müge Hanım, ben size olayı şu şekilde anlatmam gerekiyor. Hanımefendi yanlış bilgiler verdi. Aysu kendisi hostes olarak çalışmıyor. Yer hostesi olarak çalışıyor. Yani havalimanında yer servisi yapıyor. Kendisi hostes olarak uçmuyor. Uçmuyor. Ben öncelikle Aysu'nun kendi iş arkadaşıyım. Hı-hı.
ve en yakın arkadaşlarından birisiyim. Aysu kendisi geçen hafta çarşamba günü İzmir'e gitmiş. Yani İzmir'e gittiği görülmüş havalimanında. Ve aynı uçakta da Adnan isimli birisi varmış. Ben bu bilgiyi kendi iş arkadaşımdan aldım. Üstelik Aysu kendisi çarşambadan cumartesi kadar ulaşılabiliyordu kendisi. Ben sevgilisinden haberdar, daha doğrusu sevgilisinin olduğunu biliyordum ben. Ama kendisi cumartesi gününden beri Türkiye'de kayıp. Sevgilisi kim? Yani hangisi? İsmi ne? Aysu ismi. Yani Aysu'nun kaptan diye, yani kaptanla görüşlü birisi yoktu. Olamaz. Çünkü Aysu kendisi yer kontes olarak çalışıyor. Hayır, ben de tahmin etmedim. Anladım. Ersin yani. Diye Ersin'le aslında görüştüğünü biliyorsunuz siz. Erkek arkadaşının Ersin olduğunu biliyorsunuz. Aynen, evet. Peki siz nereden... Yani Aysu'nun kaptanlarla hiçbir sürü ilgisi yok. Anladım. Peki Adnan'ı nereden siz şey yaptınız? Yani öğrendiniz, uçakta bir başka Türk var diye mi öğrendiniz? Yoksa başka bir nondenden mi Adnan'ı öğrendiniz? Yok, bakın şu şekilde öğrendim. Ben kendim pazar günü işteydim, havalimanında çalışıyordum. Sonra beni Sema Nur diye bir arkadaşım aradı. Sema Nur da Aysu'nun en yakın arkadaşı olur kendisi. Belli bir müddet beraber yaşamışlardı çünkü. Evet. Sonra Sema Nur beni aradı, dedi ki Burak, dedi, Ersin beni aradı dedi. Yani Aysu'nun erkek arkadaşı beni aradı, Aysu'ya ulaşılmıyor dedi. Sen bir şekilde hani iş yerine bir sorup araştırabilir misin dedi. Ben sonra bunu öğrenince gittim Aysu'nun iş yerine. Dedim, Aysu hiç çalışır mı bu son günler? Hayır, işe gelmedi, biz de merak ettik, ulaşamadık dediler. Bundan sonra zaten ben bunu öğrendikten sonra Ersin'le irtibata geçtim. Sonra bir şekilde Aysu üzerinden hani en son nereye gitti, ne yaptı onu öğrenmeye çalıştık. Sonra Aysu'nun İzmir'e gittiğini öğrendik. Çünkü ben hava yolu şirketinde çalıştığım için yolcu listelerine baktık. Yolcu listelerinde Adnan nasıl dikkatinizi çekti? Adnan aslında benim hiç dikkatimi çekmedi. Bunu sadece bana arkadaşım Aysu'nun başka birisiyle daha uçtuğunu söylediler. Bu sebepten dolayı kimin olduğunu öğrenmeye çalıştık. Bu olayı ben zaten sosyal medyada paylaşmaya başladığımda... Bir saniye. Burak'cığım lütfen hatta kal. Yani beraber mi almışlar bileti falan, onu öğrenmeye çalışıyorum. Bir hatta kalırsan. Burak Bey. Burak Bey. Buyurun Müdür Hanım. Şimdi siz hani arkadaşınızdan haber alamayınca orada da çalışıyorsunuz ya... Hani uçakta kim var diye mi bakarken... Yani bir tane Türk yoktu herhalde. Yani nasıl ulaştınız o ismi? Onu merak ettim ben. Ben Aysu'nun arkadaşı Sema Nur'la zaten irtibata girdiğim için bu konudan dolayı. Aysu'nun bir kuzeni Sema Nur'a demiş ki Aysu yalnız uçmadı, bir dayısıyla veya bir aileden birisiyle uçtu demiş. Biz o şekilde birisiyle uçtuğunu anladık. Sonra zaten ertesi günü bir iş arkadaşım aradı, dedi ki Aysu yalnız uçmadı, yanında başka birisi daha vardı dedi. Peki beraber mi alınmış sonra, bilet? Beraber mi alınmış bilet? Onu tam olarak göremedim maalesef. Evet. Ama Aysu'nun yalnız uçtuğu, yani daha doğrusu uçtuğu kesin. Anladım. Sonra ne oldu? Sonra Aysu'ya ulaşamayınca ben... Pazar akşamı Aysu'nun evine gittim, zile bastım, kapıyı açmayınca polisi aradım Almanya'da. Sonra kayıp ihbarı verdim, sonra polis evine girdi, baktı Aysu'yu bulamayınca beni karakola götürdüler. Sonra zaten ertesi günde Aysu'nun ablası bana ulaştı. Bunları duyunca. Sonra dedi ki Burak, buluşmamız gerekiyor dedi. Daha doğrusu o Adnan Bey de benimle görüşmek istedi. Ben sonra ertesi gün, yani pazar günü, yok pardon, pazartesi günü ben Adnan Bey'le Aysu'nun ablasıyla buluştum. Ben bunlarla buluştuğumda Aysu'nun ablası bana işte bütün soruları sordu. Sonra üstelik o Adnan Bey de bana dedi ki Burak dedi, Aysu kiminle uçmuş dedi, nereye uçmuş dedi, saat kaçta uçmuş dedi. Adnan. Ben de bütün bilgileri verdikten sonra zaten tuhaf olay burada başlıyor. Adnan Bey bana diyor ki Aysu kiminle uçmuş, nereye uçmuş diye bana soru soruyor. Oysa ki ertesi gün ortaya çıktı ki bu Adnan kendisi uçmuş Aysu'yla. Daha ortaya çıkmadan Adnan sordu kiminle uçmuş falan diye.
Aynen evet. Sonra ertesi gün bunlar Sema Nur'la buluşuyorlar. Sema Nur Aysun'un ablasıyla ve Adnan'la buluştuktan sonra Aysun'un ablası ağzından kaçırıyor. Diyor ki açık konuşmak gerekirse eğer diyor sen onunla uçtuğunu neden söylemiyorsun diyor. Bunu ortaya döküyor. Zaten tuhaf konu burada başlıyor. Yani daha sen Burak Beyciğim daha öğrenmeden havalimanından Aysun'un Adnan'la uçtuğunu Adnan'la bir araya geldin öyle mi? Aynen evet. Sonra ben havalimanına baktıktan sonra dediğiniz gibi öğrenmeden önce Adnan zaten ağzından kaçırıyor. Ben bunu öğrendikten sonra Adnan Bey'i aradım. Dedim Adnan Bey siz mi Aysu'yla beraber uçtunuz dediğimde zaten adam telefonla bana bağırıp çağırmaya başladı. Ne dedi? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun dedi. Ay çok enteresan ya. Allah Allah. Şimdi kız Türkiye'ye gidiyor. Şimdi netleşti kafamda. Burak başta anlamıyor tabii kiminle uçtuğunu. O sırada Adnan'la görüşüyorlar. Adnan hiç demiyor benimle uçtu diye. Demedim. Hatta diyor ki kiminle uçtuğu falan belli mi diyor. Yani senin ağzından aslında laf alıyor. Bu ortaya çıkabilir mi? Dedi mi Burak? Senin ağzından aynen, laf almak için soruyor. He. O şekilde evet ama bir de üstelik dedi ki eğer bir yeni bir bilgi alırsan eğer dedi kimseye söyleme gel Aysun'un ablasına söyle dedi bana. Ha, kimseye de söyleme dedi. Sonra ortaya çıkıp sen de bunu netleştirince de sen onu herhalde şey diye aradın. Hani sen uçtuğunda niye bize söylemedin diye mi aradın? Aynen evet bana yalan mı söylediniz diye soracaktım. Zaten konuşamadım adam bana telefonda bağırıp çağırmaya başladı. Sonra da aynı adamın Balıkesir'de kayıp başvurusu yaptığı iddia ediliyor şimdi. Çok enteresan. Kayıp başvurusu yaptıysa gerçekten bunu nasıl gizliyor? Bu nasıl bir mantık? Hayır bir de niye kayıp başvurusu yapsın evet. Ki havalimanında yani uçakta karşı... Ya uçakta birisiyle karşılaşır. İndin, hoşça kalın, iyi günler. Ama biraz evvelki konuşma şekline bakılırsa uçakta bir karşılaşma değil. Özellikle beraber gitme, beraber seyahat etme durumu. İşte onu kabul etmediği için aslında normalde değil mi Burak? Siz konuştuğunuzda şunu demiyor size. Biz de uçakta karşılaştık, benim önümde oturuyordu demiyor. Hayır. Hiç bahsetmedi, hiçbir şey söylemedi. Hiç haberi yokmuş gibi davrandı kendisi. Zaten Adnan Bey birinci derecede bir yakın değil ki. Hani neden bu arama işinde ön planda olsun? Dayısı varken. Hani mantıklı düşündüğünüzde neden ablasının yanında, neden hani evet neden peki, ona ne o dedi? Veriyor kayıp başvurusunu? Çok tuhaf. Adnan Bey kendine göre yetkililere başvurma şeklindeki bir rahatlığı bu işte en ufak bir art niyetinin olmadığını... Başka hayır bir yok kötü belki de ama kulaktan kulağa bunlar saklandığı için öyle geldi. İlgililere duyurmak için yapıyor bu olayı. Bu peki Ayşin Hanım, kayıp Aysun'un ablası da telefon attığımızda. Evet. Ayşin Hanım günaydın. Günaydın merhaba. Hoş geldiniz yanımıza. Burak'ın anlattığı gibi mi gelişti olaylar? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hepsi aynı dediği gibi yani. Salı günü bir sabah beni Ersin Bey buldu. Söyledi işte Aysun'un kaybolduğu ya da bulamadığı dairesine. Burak'ın numarasını bana verdi. Ben de hemen Burak'a sordum. Ve bana da açıkladı hemen işte uçak birisinden görüştü. Yani görüldü diye dairesinde ya da havalimanında da görüldü diye Aysun. Ve uçağı ne zaman falan tam bilmiyorduk. Aynı zamanda sonradan ben yani yengesine telefon ettim sordum. Siz bir şey biliyor musunuz? Aysun'dan bir şey duydunuz mu diye. Onlar da hayır demediler. Sonra bilmiyorum yarım saat mi yarım gün mü? Sonra bana telefon gelip şey dediler. İşte Adnan Bey tesadüf aynı uçaktaymış diye. Kim söylüyor ama bunu tesadüf Adnan Bey aynı uçaktaymış diye? Yengesi sonra ben de Adnan Bey'le de kendisinden de telefonla görüştüm yani sordum nasıl oldu yani tesadüf mi bilerek mi nasıl oldu tesadüf olarak uçağa binmişler hem tesadüfte bir koltuk arkasında oturuyormuştu. Aysun. Peki Adnan Bey de telefon attığımızdaymış beni yayına bağlayın ben yayında anlatırım demiş Adnan Keskinsoy günaydın efendim.
Günaydın Müge Hanım. Hemen söylüyorum. Böyle bir direkt birisi aramış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sokaktan ne yediği belirsiz bir adam da ben yapmadan ne düşünüyorsunuz? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Anlamadım. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. İşte bağlandınız, sizi arıyorlar. Bakın. Tamam, beni arıyorlar, diyorlar ki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kim olduğunu bilmediğim birisi arıyor. Bir bana açıklayıcı bilgi tamam, verirse ben de doğru olduğunu verir. Anladınız ve bağlandınız. Buyurun, siz şimdi nasıl uçağı anlatın? Dinleyin. Beyefendi bak bir şey söyleyeceğim. Yani bu konuşma tarzı bana hiç uygun değil. Şimdi pazarlık yok. Tamam mı? Burak Bey bağlandı. Dedi ki ben konuştum Adnan'la. Adnan konuştuğunda hiç uçakta bana karşılaştığını söylemedi. Ne zaman ki ortaya çıktı bu olay, ben aradım Adnan'ı. Anladığım kadarıyla tavrınız da bu. Bağırdı, çağırdı, sen kim oluyorsun dedi, kapadı. Burak'ın anlattığınızda vereceğiniz cevap varsa verin. Pazarlığa açık değil bu konu. Var mı cevabınız? Başından itibaren anlatabilirim. Anlatın o zaman. Anlaşalım, doğru düzgün konuşalım. Hadi buyurun. Başından beri anlatıyorum, dinleyin. Anladım, o zaman. Dinliyorum. Aynen, bütün kayıtlar, telefon kayıtları, yankı yapıyor ses. Olabilir. Buyurun, televizyonunuzun sesini kapatın lütfen, evet. Televizyonum yok şu anda benim, televizyon açık değil. Anladım, buyurun. Ayın 17'sinde daha önceden aldığım gibi bizzat ben Efes'in kendisinden konuşamıyorum ki yankıdan. Televizyon yok yanımda diyor. Bir daha arayın. Burak haklı yani. Burak sen de hattasın değil mi? Efendim? Sen de hatta ol. Burak hattasın değil mi? Evet hattayım, tamam, dinliyorum. Hattayım. Sen de istediğin zaman girebilirsin devreye. Bağlasınlar tekrar Adnan Bey'i. Pazarlık. Ben pazarlık sevmem. Neyse o. Açıyor mu Adnan Bey? Bağlantıda bir şey var herhalde. Tamam, bir daha Adnan Bey konuşunca duyabilir. Adnan Bey şimdi nasıl ses? Biraz daha iyi. Tamam, buyurun. Şimdi ayın benim bileti aldığım tarih belli, konuşmalar belli, telefon kayıtları belli, ne için aldığım belli, nereye gittiğim belli. Bunların hepsini de ifadeyi ben vermişim. Ayın 17'sinde İzmir'e gitmek üzere evimiz var Urla'da. Urla'daki işlemlerim için atladım buradan, ayın 17'sine gittim. Havalarına girdikten sonra tuvalete giderken gözüme çarptı yeğenimiz. Gördüm, dönüşte geldim burada yoktu, uçağa bindim. Uçağa bindikten sonra baktım karşıdan geliyor. Aa Aysu sen de buradaydın? Tam arkandayım dayı dedi hem de dedi. Hı hı. Tam arkama geldi. Uçakta gittik, bir selam, bir şey konuştuk. Ondan sonra havalandan indik, benden önce çıktı uçaktan. Çıktıktan sonra kapıya geldiğinde ona yetiştim. Kapıda kontrol kapısında. Beraber yaptık. O benden önce çıktı kapıdan, kontrole uğradı. Uğradıktan sonra gittik valizlerimizi almaya. Benim valizlerim gelmiş idi ondan önce. Dayı dedi valizlerin geldi mi? Geldi. Sen gidebilirsin istersen. Yok Aysu dışarıya kadar beraber çıkalım. Bekleyeyim dedim senin valizine. Bekledim beraber çıkalım dedim. Hı hı. Aldık valizlerine çıktık. Çıkarken dedim ki seni ben götüreyim. Araba var, araba kiraladım. Nerede kalacaksın dedim. Alsancak'a bir otelde dedi. Kalacağım. Hı hı. Sen dedim giderken araba kiraladım, seni hemen bırakıp da geçebilirim. Yok dayı dedi, ben dedi zaten izban benim otelimin hemen önünde duruyor. Bu nedenle gerek yok, ben gidebilirim. Ancak şuradan para bozdurmam gerekiyor izbana vermek için. 20 lira tutarız dedi. Ben az önce bozdurdum, sana hemen vereyim dedim. Çıkardım 100 lirasını verdim. Ondan sonra çıktık havalandı, havalandı dışına kadar çıktık. O izban yönüne doğru gitti. Ben de araba kiralama yerine gittim. Daha sonra gittim, işlerimi yaptım. Yaptığım kaydı, yeri, her şey tamamen bellidir bunların. Yaptıktan sonra geriye döndüm. Bir gün sonra bilmiyorum. Ablam aradı beni. Böyle bile Aysun'un haber alamıyormuşuz dedi. Ben de gelince eşime de anlattım. Ya ne tesadüf. Aysun'un havalanında karıştım bu şekilde karşılaştım dedim. Ablam da arayınca dedim ki ben beraber gittim onunla. Aa dedi ki bu şekilde dedi. Yokmuş şu anda ulaşılamıyormuş dedi. Hatta arkadaşları da aramışlar. Araştırmışlar, polise haberi vermişler, evine falan bakın bulamamışlar dedi. Bunun üzerine de atladım ben hemen ablamlara gittim. Ablam dedi ki böyle bir dedi kendisi kız kardeşi ablası Ayşin var. O da bayağı panikliyor. Bundan dolayı ne yapabilir dedi. Bu arada da arkadaşlar ilan vermişler, arıyorlar. Ablalarınız dediğiniz Türkiye'de mi Almanya'da mı?
Burada Almanya'da. He. Almanya'da. Siz peki kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Anlatacağım ya, adım adım anlatıyorum. Hayır, şimdi Almanya'ya döndünüz o zaman siz, öyle mi? Almanya ayın 20'sinde döndüm. Döndünüz. 20'sinde yani tamam, döndüğümde kaybını ne zaman öğrendiniz? Döndükten sonra. Kaybını döndükten sonra öğrendiniz. O sırada siz Türkiye'deyken yani kayıp olduğunu bilmiyorsunuz Aysu'nun. Kimse bilmiyordu. Tamam. Kendisi dayısı aldı beni havaalanından. Anladım. Havaalanından beni eniştem aldı, dayısı aldı. Tamam, hangi tarihte? 20'sinde. 20'sinde siz Almanya'daydınız yani. 20'sinde Almanya'dan döndüm. Saat 11.30 uçağıyla. Türkiye'den Almanya'ya gittiniz. Evet. Tamam. Ondan sonra devam edeyim. Ayşin Hanım da orada duyuyordur. Akşamları dedim ki böyle Burak varmış. Aradık, telefonla yaptık. Yeğenimle görüşmüşler. Benimle görüşünce yani ben dedim ki yeğenime görüşebilir miyiz? Tabii dedi. Nerede otur, nereye gelirsin? Bugün havuzun o tarafta bir yerde buluşalım dedi. Tamam. Ondan sonra tekrar yeğenimi aramış. Ya zamanım yok, burada Maraş denen bir yer var. Oturdukları yer, sürekli oturup. Orada oturuyoruz, oraya gelebilirsin dedi. Ben de aldım ablasını, Ayşin Hanım'ı aradım. Dedim ki beraber gidelim, siz de gelin. Evet dedi. Giderken de dedik ki kendi aramızda karar verdik. Benim Türkiye'de olduğumu başlangıçta yapmayalım. Bakalım onların verdiği bilgiler doğru mu diye beraber ikimiz karar verdik. Dedik ki önce yani onlardan pardon, alalım. Pardon, Ayşin Hanım sizin aynı uçakta gittiğinizi biliyor muydu Türkiye'ye? Tabii ki biliyordu. Arabada konuşarak gittik. Bir saniye atlayalım siz. Ayşin Hanım biliyor muydunuz bunu? O gün öğrenmiştim ve şaşırdım niye söylemeyelim diye. Hatta sordum niye söylemeyelim diye. Çünkü çocuklar yani arkadaşlar bir sürü sinirli ve arıyorlar yani korkuyorlar. Yani niye söylemeyelim diye sordum ama işte ben anlayamadım. Biraz da boş bulundum herhalde. Yani size Adnan Bey mi söylemişti biz uçakta karşılaştık diye? Evet. Tamam peki evet. Burak'a da söylememenizi yine Adnan Bey mi söyledi? Evet. Burak size yardım etmek istiyor. Niye çocuktan saklıyorsunuz? İşte ben boş bulundum. Orada şey yapamadım. Kavuramadım neden öyle yapacağımız diye. Onun için ertesi gün gene bir arkadaştan Sema Nur'la buluşacağım. Yok dur anladım bir dakika. Şimdi burada Adnan Bey neden söylemek istemediniz Burak'a? Başka bir şey öğrenmek için mi? Elbette doğru bilgiyi, gerçekten uçtuğu tarih, bunlar havalanında çalışıyor. En iyi bilgi ondadır, öyle değil mi? Bu bilgiyi bilmesi gerekir. Acaba diye zaten verilen tarihte de çelişki vardı. Kaldı ki Burak'a soru soran, ne zaman gitmiş diye soru soran Ayşe Hanım kendisi yanımda buluştuğumuzda. Ayşe Hanım kendisi aslında. Bu soruları biz karar verdik. Ayşe Hanım kendisi sordu bunları. Ama zaman siz zaten biliyorsunuz ne zaman zaten. Gittiğiniz, beraber gitmişsiniz ya. Müge Hanım. Karşımdaki adamın ben bilgileri, arkadaşım bilgilerin doğru olmadığını, ne olup olmadığını öğrenmem normal değil mi? Gerçekten bilgileri doğru. Ben zaten doğru ben beraber gitmişim uçakta. Burak bana hangi gün derse desin. Ben uçakta beraberim ya. Siz berabersiniz ya. Öğrenmek değil ki. Ha. Ben de anlatıyorum. Biz Ayşe Hanım'a karar verdik. Dedi ki doğru bilgileri sahipler mi bunu görelim. Yanlış bilgi piyasaya verilmiş olarak mı diye. Ondan devamını anlatayım dinleyin. Ondan sonra geldik bir gün sonra aradım. Türkiye'deki tanıdıklarımız var. Aradım arkadaşı dedim ki böyle bile bir yakınımız kayıp bizim. Ben uçakla beraber gittim. Bundan dolayı bana bir ilan yapabilir miyiz? Karakola gider misin? Karakola gitti. Karakola gittikten sonra karakol komutanıyla bizzat kendim konuştum. Sürecin hepsini tamamen kendisine anlattım. Aynen burada anlattıklarımın hepsidir. İkincisi ondan sonra gittik avukatım da var. Avukata da haber verdik. Avukata haber vermek için de gittik. Acilen konsolosluktan vekaletname çıkardık. Gittik. Şu anda da sizinle konuşurken de arada kesildi. Avukatım da aradı beni. Pardon evet. Adnan Bey. Şimdi siz sonuçta dayısıyla beraber çalışıyormuşsunuz Aysun'un değil mi? Bir dönem çalıştık. Şu anda çalışmıyoruz beraber. Anladım. Yani orada ablası da var. Ayşin Hanım da var. Ben sizin iyi niyetinize saygı duyuyorum ama mesela niye Ayşin Hanım kayıp başvurusunda bulunmuyor da hani sizi böyle bir şey için uğraştırıyorlar? Anlatayım ki hanım. Ben bulunmadım zaten kayıp başvurusunda. Beraber gittik. Ailesiyle beraber, dayısıyla beraber başvurduk. Ama ben buradan tanıdığım için, buradan olayları benden dinlemek istedi. Ben gördüğüm için ben anlattım olayları. Yoksa ben başvurmadım. Dayısıyla biz beraberdik. Olayları ben bildiğim yani kayıp başvurusunu dayısı yaptı. Evet.
Biraz önce ben anlattım. Sadece olayları bildiğim için çünkü. Kendim aradım. Avukatım da, avukat da tuttum. Gerekli başvuruda bulundum dediniz. Yani kayıp başvurusunda bulunmada, kayıp başvurusunda bulunan kişi olarak sizin mi isminiz var? Adnan Bey. Neziha Hanım öyle söylüyor da sizin başvurduğunuzu söylüyor. Evet. Yani kim, bana jandarmadan öyle söylediler. Bilmiyorum ben. Adnan Bey. Doğruluğunu bilemem. Evet, dinliyorum. Evet. Kayıp, biraz evvel dediniz ki avukat da tuttum. Yani kayıp başvurusundaki isim kimin? İlgilerini aradım. Gerekli başvuruda bulunsunlar. Kayıp başvurusunda bulunsunlar dedim. Bu konuşmalarınız, talimatınız üzerine. Yok yok, anlatmaya gerek yok. Kayıp başvurusu kimin ismiyle yapıldı yani? İsim kim? Kayıp başvurusunu Türkiye'deki bir arkadaşın adıyla yapıldı. Onlar beni aradılar, karakol komutanı. Sen biliyor, en son sen görmüşsün, sen anlat dediler. Türkiye'deki bir arkadaş yaptı başvuruyu. Balıkesir'de mi? Evet. Altınova'da. Balıkesir'de bağlantısını nasıl kurdunuz İzmir'e giden hanımefendinin? Balıkesir'de benim uzun zamandır iş yaptığım, kendisine ev aldığım, kendisine de vekaletim olan bir arkadaşım var. Onu gönderdim karakola direkt. Bir an önce hızlı bir şekilde git diye. Tamam da beyefendiciğim, kayıp işi eğer söz konusuysa İzmir'e inen ve İzmir'den sonra nereye gittiği, nasıl kaybolduğu bilinmeyen bir hanımefendi söz konusu. Balıkesir'de jandarma almış mı o kayıp başvurusunu? Balıkesir'le bağlantısı size göre bir bağlantısı olmalı ki Balıkesir'den kalkıp da kayıp başvurusunda bulunuyorsunuz. Şimdi ben... Efendim, duydunuz mu daha önce dediğimi? Bir daha söyleyin. Daha önce dediğimi duydunuz mu? Duymadım mı? Söyleyin tekrar lütfen. Müsaade edin o zaman, anlatıyorum. Buyurun, dinliyorum. Herhangi bir şey olduğunda siz Türkiye'de kime başvurursunuz? En yakın, o bölgedeki en yakın tanıdığınıza, değil mi? O bölgede değil. Olayın cereyan ettiği yerdeki yakınımı ararım. Bu kayıp eğer İzmir'de olmuşsa Balıkesir'de veya Tekirdağ'da birini aramam. İzmir'de yoksa? Alıyorlar mı? Ben aldıklarını da hiç görmedim. Hayır de. Canım. Yani zaten aile yakını gelsin diyorlar. Hadi tamam, böyle hani yurt dışında falan yaşıyor diyor. İzmir'de uçakta inen kişinin Balıkesir jandarması nasıl almış? Yok, ne alakası şeyine, var ya? Ne alakası yani var? Yani size çok enteresan bir işlem yapılmış yani. Dinlemiyorsunuz galiba. Hayır, ben... Dinliyoruz beyefendi. Sen bir kere lanet konuşmasana. Doğru düzgün konuşuyoruz işte. Allah Allah, sabah sabah. Ne oluyor? Ne oluyor? Burak da diyor konuştuğumda sana ne bilmem ne diye kapadı diyor. Ne oluyor? Senin yakınınsa arıyoruz işte bulunsun diye. Uğraşıyorsun ya avukatla, noterle, bilmem neyle. Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sen ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bir düzel öyle ara. Sen bir düzel. İç sabah kahverimini, ben seni çekemem sabah sabah. Sen madem bu kadar uğraşıyorsun, bana teşekkür etmen lazım. Dinliyor musun, dinlemiyor musun? Sen önce bir ne yaptığını bir anlat. Yalan dinleyemiyorum ben. Tamam mı? Aldın mı cevabını? O kadar dinliyorum. Sema Hanım, Aysun'la düzelsin. İstiyorsa yardım bağlansın. Zaten bulunması gerekiyorsa benim bulunmama gerek yok. Bulurlar onu. Sema Hanım, günaydın. Merhaba Hanım, sabah günaydın. Sabah ya. Gerçekten ha. Üstüme. Allah'ım. Soldan geliyorlar ha. Laf ya. Soldan gelip sağa da gösteriyorum. Sinirlenin. Askere gitsek bayağı problem yaşayacak. Hayır, eğer gerçekten bu beyefendi... Hayır, yardımcı olmak istiyorsa işte olmuyoruz işte. Hanımefendinin bulunmasını istiyorsa biz burada buna çaba sarf ediyoruz. Ne bu böyle lanet kalkıp lanet, ben da, anlamadım yani. Yani kelime oyunuyla ben şöyle... Ya açık ol kardeşim, açık. Madem ki sen samimi olarak bu hanımefendinin bulunmasını istiyorsun... Olmaz öyle, Almanya'dan arayıp da... Eteğindeki taşları ortaya rahatça dök. Öyle laf kalabalığıyla, mübalağayla işler yürümez. Almanya. Laf kalabalığına da kimse pabuç bırakmaz. Boşuna kendini harcatma. Hayır, Almanya'dan arayacağım Balıkesir'deki arkadaşını. Balıkesir'de bir de uçakta karşılaştım. Allah Allah. Akrabam olmayan, sadece dolaylı tanıdığım birinin, sadece uçakta ben karşılaştım, önlü arkalı oturdum diye... Ha. Bütün bu arama işlemini de hayır, ben avukat tutup takip etmem ki. Valla ben etmem. Sana kimse ne kardeşim etmez. Kaybolmuşsa sana evet, ne? Konuşmayla dayısı var, alakası dayısının yok. Dayısının hanımı Burak'la var. Burak'la konuşmuyor, bizimle ablası konuşmuyor. Ablası var.
Ama avukat eğer, tutuyor, notere gidiyor, Balıkesir'i arıyor. Varsa bu kayıp işinin, o zaman senin eteklerine ateş düşmüşse sen o eteklerindeki ateşi söndürmek için tabii ki bir takım kapılara koşacaksın. İşte bu koşman o. Ya tamam işte biz yardımcı olmaya çalışıyoruz beyefendi. İyi niyetle aramış. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sema telefon attığımızda mı? Sema Hanım, Sema Hanım günaydın. Günaydın Nuga Hanım, merhaba. Merhaba, siz de Aysun'un arkadaşıymışsınız. En iyi arkadaşıyım, evet doğrudur. Ay hoş geldiniz evimize, buyurun. Hoş bulduk. İlk önce şunu belirtmek isterim. Hani biz burada pazartesi günden beri aklım yerinde değil. Yani bazı şeylere iyi anlatamıyor olabilirim veya çok konuşuldu, bazı bilgileri unutmuş olabilirim. Hı. Ama Burak, Burak'ın dediği her şey doğrudur. Ablasının dediği de doğru. Benim Adnan Bey'e sadece birkaç sorum olacak. Tamam hadi Burak Bey'i madem buluştunuz, ona söylemediniz kim olduğunuzu, onunla uçtuğunu. Çünkü onu tanımıyorsunuz, güvenmiyorsunuz, şüphe ediyorsunuz. Peki ertesi gün benimle buluşup bana neden aynısını yapmışlar, onu çok merak ediyorum. Çünkü beni tanımıyor diye bir konu kesinlikle olamaz. Aysu benden çok kez ailesine bahsetmiştir. Ve benim buradan neden bilgilerimi topluyor, insanlara soruşturuyor. Bu birinci sorum. İkinci sorum, ben ailesiyle gerekirse bizim de Türkiye'de akrabalarımız var, avukat, polis olan. Ve herkes bize şu bilgiyi verdi. Siz aile olmadığınız için hiçbir şekilde kayıp ilanına başvuramıyorsunuz. Peki bu Adnan Bey, Aysun'un yengesinin kardeşi olarak nasıl kayıp ilanında bulunabiliyor ve olmaz bana dendi işte. Ki teyzesi de olmaz kayıp işte ilanı Sema Hanım, biz de onu söylüyoruz, olmaz. Biz de onu söylüyoruz, dinlediniz evet. mi dinlediniz mi? Dinlemek değil önemli olan yani. Bir de hayatta doğrular var. Sen bana her şeyi evet. söyle. Yani doğru denen de bir şey var ya, yani nasıl olmuş onu anlamaya çalışıyoruz. Bir şey buyurun. Sorabilir miyim? Ben Köyçeyiz'deki jandarmada orada toplanılan bilgiler jandarma komutanıyla Onur size verdim Bey'le görüştükten sonra dosyalar önce sizin dediğiniz gibi yakın olarak siz başvurabilirsiniz diyerekten şey yaptılar. Beni önce teşhis ettiler. Gerçekten teyzesi miyim değil miyim? Sonra o dosyayı, oradaki Köyceğiz'deki dosyayı Balıkesir'deki dosyaya göndermek istediler. Neziha Hanımcığım, şundan dolayı ben, olmaz. Her kuralın bir anlamı var. Şimdi diyelim ki benim bir düşmanım var. Siz benim evet, düşmanımsınız. Evet. Ben de sizin yerinizi bulmak istiyorum. Evet. O zaman gideyim herhangi bir karakola. Diyeyim ki ben Neziha'yı arıyorum. Evet. Karakolda bulsun, al işte burada desin. Ben de geleyim sana ne yapmak istiyorsam yapayım. Olur mu? Herkesi arayabilir mi? Yani bu kuralların bir anlamı var. İşte, niye yakınını arıyorlar? Bakarlar da kimlikten. Evet. Nesisin? Evet. Annesi misin, evet, babası evet, mısın? Sordular. Bak, TC sordular. Kimliğinizden döktüler. Döktüler. Yoksa benim kan davalım var. Gideyim ben karakola buldurayım, öldüreyim karakolun önünde. Öyle şey olur mu? O yüzden bir takım kurallar var. O yüzden bunları konuşuyoruz. Yani hepsinin de bir anlamı var. Ben de onun için sordum. Neden ben teyzesi olarak benden topladığın bilgileri Balıkesir'deki bilgilerle Köyceğiz'de birleştirmem? Ben Köyceğiz'de yaşıyorum. Ben onlar oradan dediler takip ki Balıkesir'de etme yapıldı başvuru evet, dediler. Ben oradan takip etme şansım var. Jandarma komutanı diyor ki gideceksin Balıkesir'e, Balıkesir'den takip edeceksin. Balıkesir'le ilgisi ne bu işin? Bilmiyorum. Allah Allah. İnanın bilmiyorum. O işi, o ilgiyi, neydi adı? Adnan Bey diyor ki benim bu orada bir tane arkadaşım vardı. Evet. Ona söyledim. Orada avukat tuttular. Hayır, orada avukat evet, tutmamışlar. Orada arkadaşım vardı. Arkadaşıma söyledim Balıkesir'de gittiler orada kayıp başvurusuna bulundular. Ne alakası var? Kaybın olduğu yer İzmir. Tamam işte biz de onu sormaya çalışıyoruz. Yani Balıkesir'i karıştırmanın sebebi ne? Yetkilileri gibi, bir kahve içsin, yanlış yola sevk bağlansın. Mi? Olayın üzerine kül örtmek mi? Tahkikatı yanlış yollara hayır, yöneltmek Rahmi Bey, belki mi? De hiç öyle bir şey değil de bir normal anlatsa dinleyeceğiz. Sema Hanım, sonra evet diyorsunuz ki ya şu kısmını çok merak ettim ben. Bakın siz bir gün sonra da diyorsunuz neden Adnan Bey beraber aynı uçağa bindiğini saklıyor? Orasını evet, bir anlatır aynen. mısınız? Bana orası garip geldi. Ya bakın zaten Burak bir gün benden bir gün önce buluşuyor bu şahıslarla. Hı hı. Kuzenleri de vardı yanında, ablası da vardı.
Bir de böyle bizi hani senden görüşmek istiyorum diyorlar. Böyle gidiyorsun, böyle bir cümle cemaat geliyorlar. Hani o amaçları da ne bilmiyorum. Hani gelirsen bir kişi iki kişi gelirsin ya da haber edersin bak şu kişi de gelecek diye. Neyse benden konuşuyorlar, işte orada ortaya çıkıyor bunun. Ben öz dayısı diye biliyorum. Sonra yengesinin kardeşi çıkıyor. Sonradan da bu Aysel'le birlikte uçtuğu çıkıyor. Ve işte orada öğreniyorum ben bunu. Hatta bu bilgiyi Burak'a ileten kişi de benim. Çocuk da şok oldu. Ve benim anlamadım. Madem Burak'tan şüpheleniyorsunuz, siz cumartesi, çarşamba güne kadar biliyordunuz. Biz polisi çağırdık Almanya'da, evine baktırdık evde mi diye. Bu bilgilere sahiplerdi. Yani daha bunlar neyin peşinde? Hani güvenebilir miyiz, güvenemeyiz mi? Bu çelişki, ben kimseyi suçlamıyorum burada. Belki inşallah en geç bugün gelip çıkması lazım. Yoksa gerçekten bir şey var ortada. Ve bana ilk defa da ben Türkiye'ye gidiyorum diye demedi. Yani ilk defa gidiyorum. Yoksa her şeyini bana anlatır. Ha, size de mi söylemeden Türkiye'ye geldi? Bana da söylemedi. İki tane arkadaşı var, onlara iletti. Ve iş yerine de söylemiş. 17-22 Mayıs tarihleri öyle mi? 17 gidiş, 22 aynen. Dönüş mü bilet alınmış? Dönüşü ben bu bilgiyi Burak'tan aldım. Gidişi kesin bilgiyi de Burak'tan aldım. Uçağa binmiş ama geri dönüşü binmemiş. Burak 22'sinde mi dönmesi gerekiyordu? 20 dedi galiba, 20. Evet, 22'sinde pazartesi günü dönecekti kendisi. Dönmediği için ben evine gittim akşam. Anladım. Peki Sema'cığım, Burak'cığım, benim anladığım kadarıyla siz Aysu'nun arkadaşısınız. Yani Adnan Bey de kendi tavrıyla soruşturmuş olabilir yani. Yani ona da bir şey söylemek için söylemiyorum bunu. Evet, o da kendi evet, tavrıyla evet. Böyle bir soruşturma içine girmiş olabilir. Aynen. Görüyorum öyle şeyleri. Konuşma tarzı sinir bozucu. Şimdi Sema, sen yakın arkadaşısın. Senin arkadaşın, yani sana erkek arkadaşının ilişkilerini vesaire anlatıyordu herhalde, ya da Burak, değil mi? Evet. Tamam, kimdi erkek arkadaşı? Erkek arkadaşı Ersin. Hatta bizde 3-4 sefer buluşmuşluğumuz var. Bunlar kendi aralarında da nişan yaptı. Ve bu otomobil bilgisini kim verdi onu da ben anlamış değilim. Otomobilci değil. Bir de mavi bir şey dediniz, ben anlamadım Ege o neyi. Turu. Ama evet. Ege turu yani. Ha. Kendisi bana aynen. Söyledi. O düşünce bende de var. Yani o Ersin'e zaten söylemiş bir aydır ben Ege turunu yapmak istiyorum diye. Hatta ben orada ondayken telefonda da hep söylüyordu, Ege turu yapmak istiyorum, Ege turu yapmak istiyorum diye. Yani o yüzden... Tamam, sevgilisiyle yani, mi ama Ege turunu yapmak istiyor, kendisi mi yapmak istiyor? Yani eğer bilmiyorum bir şey söylese tabii herhalde ya Ersin'le ya da benimle yapmak isterdi diye düşünüyorum. Ama söylemediğine göre tek başına da yapmış olabilir. Peki bir tane de kaptan sevgilisi olduğunu kim ortaya attı? Bunu ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hayır, olsa söyler miydi sana? Yani Sema'cığım, senden saklar mı böyle bir şeyi? Şey mi gitti? Telefon mu gitti? Yok, düşünüyorum. Ha. Ama ya neyse, doğruyu söyle. Saklamaz da şöyle, yok düşünüyorum şu an Müge abla. Yani aslında dediğim gibi saklamaz ama ben Ersin'le biliyorum ya durumların nişanlısı. Hı hı. Ve onunla ilgili de bazı şeyler dedim, hani yani zaten bunlar 10 yıldır beraberler, daha evlenmediler. Yani öyle bir şey varsa o zaman söylemez, yoksa orada çıkışırım yani. Yani senden de saklamış olabilir mi? Tabii olabilir ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani Aysu ortaya çıkarsa sana verdiği sırrı açıklamak mı istemiyorsun? Hayır, yok ondan ilgisi yok. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok ve düşünmüyorum da yani kaptan sevgilisi olduğunu. Bunu kim söylediyse çıksın yani ortaya, öyle bir şey varsa. Belki kim yanlış söyledi? Bildirim aktarılması da olabilir. Soralım Nezih Hanım'a. Nezih Hanım kim söyledi bir de kaptan sevgilisi olduğu? Hilal'den aldım. O kayıt da var. Ha? Hilal. Hilal de mi Hilal. Arkadaşınız Sema? Hilal de arkadaşımız.
O arkadaşı. Ha, Burak sen biliyor musun böyle bir şey? Müge Hanım bana Aysun hiçbir şekilde bir kaptandan bahsetmedi. Bir de canım insan şu Ege turuna geçmek için kaptan sevgili bulacak hali yok ya yani Ege turuna herhalde. Geçmek için. Herhalde. Hilal söylemiş herhalde. Hilal mi söyledi? Öyle bir şey attılar ortaya yani tutarsa şeklinde de olabilir bilmiyorum yani. Şaşırtmaca da olabilir bilemiyorum. Ama şimdi herkesten de şüphelenmemek lazım. Yani Sema yani, zaten Almanya'da, hayır, Burak hayır. Zaten Almanya'da. Benim zaten hiçbir bilgim yok. Ben de onlarda şu anda topladığım bilgi, jandarmada topladığım bilgiden daha geniş. Şu anda topladığım bilgi. Bilmiyorum çünkü. Ben 6 yaşında gördüm. Ondan sonra ablam öldükten sonra abimin orada gördüm. Bir daha da görmedim. Aysun'un telefonu... lütfen ekrana verir misiniz fotoğrafını? Bir şey yazdım sana Kadriye üstüyle, üst başıyla ilgili. Ha? Ha? Tamam. Peki Sema Hanım. Efendim? Burak mesela diyor ki ben daha sonra aradım. Ve Adnan Bey'e dedim ki Adnan Bey siz niye yani bana böyle bir şey yaptınız? Yani niye yalan söylediniz? Sen daha içlerindesin. Sen de konuştun mu? Adnan Bey'le mi? Evet. Ya ben de sonradan açıkçası onlarla hiçbir şekilde irtibata geçmedim. Çünkü ilk baştan beri yeğenini arıyoruz. Beni de tanıyorlar ve bana böyle bir durumda yalan söyleyen bir insandan ben ne bekleyebilirim Gaye Hanım? Diğer fotoğrafı ver açık olan, yakın olan. Bir daha da görüşmediniz. Hayır görüşmedik. Hatta şunu belirtmiştik çarşamba günü. Onların tarafından bir kişi, bizim tarafımızdan bir kişi kontakta olacak ve bilgileri aktaracak diye. Ama ben bu bilgileri avukat tutulmuş, yok dosya o tarafa geçmiş, hepsini ablasından alıyorum. Ablası da benden. Ayşin Hanım. Ayşin Hanım. Efendim. Ya siz niye biraz böyle garip şeyler yapıp arkadaşlarını küstürdünüz? Ya üzüldüm de zaten ama hemen ertesi gün ben onu Sema ile beraber toplumda otururken hemen söyledim. Açıkça çünkü... Ya üzüldüm yani öyle şeyler yapılmaz yani. Yapmaz. Onun için patlatırdım yani orada ortada. O zamandan da beri de görüşmüyorum. Hayır bu Adnan kimin Bey'den. Fikriydi yani? Kimin fikriydi bunlar? Fikri Adnan Bey'in fikriydi. Söylemeyelim diye. Burak'a giderken işte öyle şey dedi. Söylemeyelim onların bildiklerini çıkaralım diye. Ben de biraz tuhaf geldi ama o gün ben zaten sersem gibiydim. Yani çok şey yapamadım. Boş bulundum işte ve Burak'a konuştum ama ertesi gün ben hatta Alman polislerle de görüştüm falan. Ve onlar da bana dediler işte Türkiye gittiği için şimdi Alman polisler bir şey yapamazlar diye. Bana orada o toplumda da yani açıktan söyle niye söylüyorsunuz Alman polise 17'sinde uçtuğunu diye. Şimdi dosyayı kapatacaklar diye bir şey aramayacaklar. Ben de diyorum ki ya yeni haberler falan gelirse... Polise ben hemen ilave edeceğim ve onlar da burada gene... Zaten girişin çıkışını görmeyecek mi ülkeye bakacak? Uçtuğunu görecek yani polisten bir şey saklamanın şey yok ki basıyor düğmeye görüyor her şeyini yani. Bu arada Hilal Hanım telefonu attığımızda Aysun'un bir diğer arkadaşı. Hilal Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hilal'cığım sen neler biliyorsun arkadaşın hakkında? Bahsi geçen kaptan denen otobüs şoförüymüş öyle mi? Evet, bu Aysun'un bir eski sevgilisi ve ben bunları zaten ablasına da anlattım. Ama tabii geçmişi olduğu için, daha doğrusu yani bunları çok eski. Hoş karşılanmayacağı için ben ona söyledim. Biz 2019'da Aysun'la İzmir'e gittik. Daha doğrusu şöyle Müge Hanım, ben önce gittim ve gitmeden önce Aysun'a dedim ki bak dedim, bir imkanın varsa gel beraber gidelim. O da çok isterim. Hı hı. Ondan sonra ben gittim dedi ki benim dedi maddi gücüm buna yetmez dedi sen git. Neyse ben gittim İzmir'e. Benim dönmeme 2 gün kala Aysu bana mesaj attı. Bil bakalım neredeyim İzmir'deyim. Dedim ki keşke dedim beraber gelseydik dedim madem hani gelecektin yok dedi. Ben dedi 4 günlüğüne geldim yalan olmasın şimdi 4 gün ya 5 gündü. İyi dedim tamam biz o gün gezdik buluştuk. Sonra ben ertesi gün uçağa bindim Müge Hanım Almanya'ya geri döndüm. Bir tanem çok uzun anlatma süre bitiyor. Kim bu bahsi geçen kaptan bir söyler misin? Bu eski sevgilisi.
Anladığım kadarıyla 17 ya da 18 yaşındaydı görüştüğünde ve sonrasında annesi vefat ettiğinde bu kişi ona ulaşmaya çalışıyor, iletişime geçiyor. Annem vefat etmiş, çok üzüldüm vesaire. Ve nerede yaşıyor? Nerede yaşıyor? Bildiğim kadarıyla Balıkesir ama çok hakim değilim. Gerçekten sadece parça pinçik bilgiye sahibim. Öyle mi diyorsun? Bu net mi? Şimdi çok bilgi geliyor da ben de bir taraftan çok özür diliyorum Hilal'cim. Bunu şey yapmaya çalışıyorum. Balıkesir, Atatürk şehir. Ha, bu da Balıkesir. Bu son gelen. Hepsinin Balıkesir'de birleşmesi de enteresan tabii. Tamam, bir bağlansın bakayım arkadaşımız. Ki bağlanıyor mu? Ya gelen bilgi bu Balıkesir. İki ayrı bilgi geldi açıkçası. İlki değil, onu daha rahat söylüyorum. Bir tane denizde bir kadın cesedi bulunmuş. O mu diye bakarken çok onu şey yapamadım ama şu anda başka bir bilgi geldi. Bir apartta 21 Mayıs gecesi Aysu Eralp aparttan düştü. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda orada tedavi görüyor diye. Hayatta ama dur üzülmeyin. Şu an tedavi görüyormuş. Nerede? Hayatta. Balıkesir'de işte. Nasıl o zaman Balıkesir'e denk düştü işte bu? Öyle işte sen dinliyor musun şimdi? Dinliyor musun? Beni şimdi bir çıldırtıyorlar. Gayet de ben var ya valla bak gayet keyifli geliyorum o programa. Neyse sonra düzeliyorum yayından sonra da. Gün içinde de ben de yapıyorumdur böyle. Bağlıyor musunuz arkadaşlar bilgiyi vereni? Tamam o zaman şeye bir ulaşalım. Dur ama dur hayatta dur hayatta. Telaşlanmayın şu anda kötü bir durum yokmuş diyor baksanıza. O çocukluğundan beri kaderleri bunların hep kötü. Dur bakalım doğru mu değil mi? Yani çok doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kaldığı odanın balkonuna hava almak için çıkmış oradan düşmüş kaburgası kırılmış. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir izleyicimiz varsa... Şeye ulaşalım, hastaneye ulaşalım. Tamam, siz de bir hastaneye ulaşır mısınız lütfen, netleşelim. Hanımefendi mi, beyefendi mi? Telefon attığımızda. Beyefendi, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Ayşe Hanım, biz Türkiye'den arkadaşlarız, 15 yıllık. Ekranda gördüğümüz değil mi? Aysu Eralp. Evet, doğrudur. Biz 15 yıllık arkadaşıyız. Türkiye'ye her geldiğinde fırsat buldukça... Yani görüşüyoruz. Öyle diyeyim. İşte gelmiş kendisi. İki gün vakti olduğunu, Ayvalık'a gezmek istediğini söyledi. Evet. Biz eşlik ettik kendisine. İki erkek buluştuk. Gezdik Ayvalık'a. Evet. Ondan sonra akşam da alkollü yemek alındı. Bayağı bir alkollü yemek. Muhabbeti oldu. Ondan sonra kaldığı pansiyona bıraktık. Kendisini akşam. Gece bitiminde. Ertesi gün de uçacaktı. Uçağı vardı. Ondan sonra sabaha karşı kaldığı otelin balkonundan brandaların üstüne düştüğünü öğrendik. Hava almak için balkona çıkmış. Oradan dengesini kaybedip düşmüş. Durumu nasıl? Dur, önce teyze çünkü çok eğlendi. Durumu nasıl? Biz sorduğumuzda iki tane kaburgası kırık denildi. Kafasına darbe almış dendi. Nasıl? Tamam şu anda hastanede mi hala? Hastanede. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde. Durum da iyiye gidiyor demiş doktoru. Gidip görelim. Kim var? Soru yerinde. Kim var peki yanında? Arkadaşlarısınız ya siz yanında mısınız? Hayır şu an kimse yok. Refakatçisi yok. Siz orada yaşamıyor musunuz? Refakatçisi yok. Artı haber verdiniz mi diye jandarmaya ailesi haber verdiniz mi diye sordunuz sistemde. Ailesinden hiç kimseye ulaşamadık dediler. Aa. Siz niye yalnız bırakıyorsunuz ki? Yani, beraber peki. Yediniz, içtiniz, arkadaşsınız. Şu anda hastanede refakatçisi yoksa sizin yanında olmanız gerekmez mi? Özür dilerim. Biz çalışıyoruz. Hayır, çalıştınız da akşam falan gitmiyor musunuz yani nasıl bu kız diye? Gelip gittikçe uğruyoruz hastaneye, bilgi alıyoruz, soruyoruz.
Yani konuşuyor kendinde değil mi? Hastaneye aradığımızda ailesine bilgi veriliyor demişlerdi. Yoğun bakımda mı yatıyor yoksa normal serviste mi yatıyor? Bu bizim için yoğun önemli. Yoğun bakım almışlardı. Yoğun bakımda yatıyor. Aysun'un haberi yok. Benim haberim almadılar. Yok. Anladım. Kimin haberi peki var? Peki bu kızın telefonu yok muydu? Telefonu almışlarsa bir tek kamu telefonu kapanmış ama şansı yoktu. Değil, başka bir şey var. Tabii. Var. Tamam, canım benim tamam teşekkür ederim. Dur şimdi inşallah böyledir. Gözünüz aydın. İyi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dur hepsi bir garip yani. Nasıl olabilir şimdi bu kız Balıkesir'de düşüyor. Kayıp başvurusu tesadüfen Balıkesir'e yapılıyor falan Balıkesir gibi. Orada biraz dur bakalım hepsini öğreniriz ama. Ondan bahsetmiyorum. Hastaneye ulaşabildik mi? Ha? E tamam yani arayana kadar ben buradan söyleyeyim. Ne dediler? Balıkesir Şehir Hastanesi mi? Yoğun beyefendi bakım. Ne demiştiniz? Balıkesir Şehir Hastanesi. Atatürk Şehir Hastanesi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi. Aysu Eralp. Bilgi mi geldi? Yoğun bakımda bilinci kapalıymış. Ay yavrum. E tamam dur gözünüz aydın bulduk. O zaman size hemen şimdi ben sizi göndereyim hemen, oraya. Hemen ne olur. Ha? Ne olur. Canım benim. Ne oldu? Sağolun isterim. Yani sizin çok sesi. Çok ay rica ederim canım benim ya gözünüz aydın. Dur şimdi sizin sesinizi duyunca inşallah iyi de olur. Ha? Öyle mi? Tamam. Aysu Hanım'ın kaldığı tamam. Apart sahibi de telefon hattımızdaymış. Tamam. Hanımefendi mi beyefendi mi? Şey soracağım. Beyefendi günaydın. Dur ben de senin kadar bir yandım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim teşekkür ediyorum efendim. Size de geçmiş olsun buyurun. Çok teşekkür ederiz. Nasıl oldu olay? Hülya Hanım şimdi bahsedilen şahıs pansiyonda 4 kişi olarak kalıyordular. 2 tane oda tutmuşlardı. Evet. Bu süre zarfında saat 1 gibi 1.30 gibi bir kavga olayı oldular. Aysu Hanım'la arkadaşı arasında. Kavga sonra, evet kavga yani böyle bir tartışma gibi bir şey. Çünkü sinirli gitti adam önden gitti. Bu kamera kayıtlarını falan hepsini biz jandarmaya verdik. Gidiyor yaklaşık 1.5 saat sonra da öbür arkadaşların odasına çıkıyor bu bahsedilen arkadaş. Öbür arkadaşların odasında da biraz alkol falan alıyorlar. Ondan sonra da biz olay şahit olmadık fakat düştüğünü gördük kamera kayıtlarını. Şeye verdik jandarmaya. O esnada jandarma da geçiyordu zaten ama neler yaşandığına dair hiçbir fikrimiz yok ama pansiyonumuzda kalmıştı. 4 kişi kalmışlardı. Olay hangi gün oldu? Peki kimin odasından düşüyor? Kalabalık olan odada mı kendi kaldı odadan mı? Yok yok şimdi arkadaşların odasına çıkıyor. Bu tartışma yaşanınca kendi aralarında bunlar. Erkek arkadaşı çıkıyor gece saat 11-11.30 gibi. Sonra olay saat 1-1 çeyrek civarında oluyor galiba. 1.5 saat sonra çıkıyor arkadaşların odasına. Bir saat biraz oturuyorlar. Bir erkek bir kız arkadaşları da vardı. Beraber 2 gün sonra onlar gelmişlerdi daha doğrusu. Hı-hı. Onlarla beraber içiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Sonra sadece biz böyle aşağıda gördük kendisini. Ama kimin odasından düşmüş? O arkadaşlarının bulundu. Anladım. Arkadaşlarınla oturduğu odadan mı düşmüş yoksa kendisi tek başına odaya tabii mı gitmiş tabii. Düşmüş? Yok yok. Kavga ettikten sonra arkadaşların odasına çıkıyor. Onunla da biraz tamam. Muhabbet ediyor tahmin ediyorum. 1-1.5 saat sonra da zaten erkek arkadaşı gittikten sonra aynı odanın içindeler bunlar. 2 arkadaş erkek ve kız arkadaşı var. Bir de hanımefendi onların yanına çıktıktan sonra bir erkek arkadaşı gidiyor onların yanına çıkıyor. 1 saat sonra da olay gerçekleşiyor. O şekilde bir an. Bugün mü olmuş? Erkek arkadaşı yok, dönüyor yani. Yok hayatım işte o gün olmuş. Geriye. Ne zaman? Bak dur hangi öğreniriz gün? Hayatım hepsini dur şimdi tamam. Önemli değil günü. Siz tamam. De beni jandarma genel komutanı falansınız. Şimdi önemli olan kızın bulunması. Gidelim tarihine marihine hepsine bakarız. Sağ ol. Gözün aydın en azından hayatta. Ben seni hemen göndereyim ki senin evet, sesini duysun. Evet. Hemen, hemen. Yani istiyor. Bence sorulması gereken çünkü çok soru var yani. Niye İzmir, niye Balıkesir, niye Adnan Bey'in Balıkesir'deki başvurusu kim, nerede, erkek bir şey öğrendi, onu mu kim? Söylemek istemedi ailesine vesaire vesaire. Yarın netleştiririz. Bir hayatta olsun da kız hayata dönsün. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet, Aysu Eralp, 30 yaşındaki Aysu Eralp, 17 Mayıs'a tatil için geldiği İzmir'den, Almanya'dan İzmir'e gelmişti ve kayıp olarak aranıyordu. Dün ailesi bir kaza geçirdiğini öğrendi. Canlı yayında hep beraber öğrendik. Kaldığı apart otelin 3. katından brandanın üzerine düşerek yaralanmış. Ayrıntılar da geldi. Ve şu anda da Balıkesir'de
Atatürk Şehir Hastanesi'ne de yoğun bakımda yatıyor. Yayınımızın hemen ardından teyzesi Balıkesir'e koştu. Bilgi alabilmek için az sonra ona da bağlanacağız. Ayşe Hanım siz de hoş geldiniz. Ablası da stüdyomuza geldi. Biliyorum şok etti sizi de gelişmeler. Evet. Şu anda durumunun stabil olduğu söyleniyor ama herhangi bir bilgi veremiyormuş. Onun hemen notunu söyleyeyim. Bir izleyelim önce. Günlerdir haber alamadığı yeğeni Aysu Eralp'in kaldığı apartın balkonundan düşerek hastaneye kaldırıldığını öğrenen Neziha Yazgan yayınımızın ardından soluğu Balıkesir'de aldı. Aysu Eralp'in Balıkesir Şehir Hastanesi'nde müşahede altında olduğu bilgisine ulaştık. Bunun üzerine ise Müge Anlı'ya başvuran teyze Neziha Yazgan hemen yola çıktı. Biz de şimdi Balıkesir otobüs terminalinden Neziha Hanım'ı alacağız ve yeğenine doğru yola çıkacağız. Ekibimizin karşıladığı Neziha Yazgan'ın bir yanı yeğeninin dakikalar içinde bulunmasıyla mutlu, diğer yanı ise aldığı haberden dolayı üzgündü. İnanamadım. Müge Anlı 20 dakikanın içerisinde benim kuzumu buldu. Allah bahtını açık etsin, ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Gerçekten beni çok mutlu etti ama duyduğum haber beni yıktı. Amcamın oğlu Burhaniye'de oturuyor. Onlar tesadüfen hastaneye geliyorlar. ICU duyar duymaz abim yengemi aşağıya bırakmış. Kendisi Aysu'nun yanına çıkmış. Bana dedi ki kızım buraya gelme, bana gel dedi. İçime bir kor ateş düştü. Yeğenimi ben kendi gözlerimle görüp yüreğimle kanaat getirmek istedim. Doktorlarla konuşaraktan güzel bilgiler alacağımızı ümit ediyorum. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelen Neziha Yazgan, hastane çıkışında yeğeni Aysu Eralp'in sağlık durumu hakkında edindiği bilgileri bizimle paylaştı. Yukarıda hijyenik ortam hazırlamaları için kimseyi almadıklarını söylediler. Tedavisi devam etmektedir. Durumu da stabil olduğunu söylediler. Doktorundan gerekli bilgileri alacağız. İzin de alabilirsek kendisinin yanına geçmek istiyorum ve kolunu okşamak istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim yavrum. İyi ki varsınız. İyi ki Müge Anlı'nın bir programı var ki böyle bir çocuğumuzu bulabiliyoruz. Evet, hepimizin programı. Bu arada Balıkesirli Jandarma Komutanlığı kurduğu JASAT'la da konuyu araştırıyormuş zaten. Yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlarmış onlar da. Kız kardeşiniz o gün aparta gidiyor. İsterseniz size bilgileri de vereyim. Siz de merak ediyorsunuz. Tabii. Biliyorum çünkü. Aysu Eralp'in konakladığı aparttaki apart sahipleri de bir kardeş. İki kardeş işletiyorlar. Onlara da buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu yayınımızda adı geçen ve bölgedeki bir otobüs firmasının şoförü olduğu tespit edilen Tahir Gerkur'la beraber gelmiş Aysu Eralp. Sonra ertesi gün erkek arkadaşı Tahir Gerkul'un arkadaşlarının geleceğini söyleyerek bir ota daha istemişler. Yine aynı otobüs firmasına şoförlük yapan bir erkek arkadaşı da 22 yaşındaki Derya Deniz isimli bir kadınla beraber oraya gelmiş. Daha sonra 20 Mayıs'ta bir alkol masası kurulmuş. Aysu Eralp'te konakladığı odada erkek arkadaşı Tahir Gerkul'la kavga etmiş. Tahir'in 22-23.30 sıralarında aparttan ayrıldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilmiş. O otelden ayrıldıktan sonra Aysu Eralp'te diğer arkadaşların odasına çıkıyor. Ve 01.30 sıralarında 3 katlı apartın 3. katındaki odadan brandanın üzerine düşüyor. Bulunan arkadaşları Balıkesir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Karakolu'na ifadeye götürülüyor. Öyle de bir tesadüf olmuş ki jandarma o sırada ne denir? Devriye geziyormuş. Görüyor, bir ses duyuyor yani. Onun üzerine geliyor ve kardeşinizin düştüğünü görüyor. O da büyük bir tesadüf. Hani söylemese odadakiler, söylerdi söylemezdi bir şey diyemiyorum ama biz ulaşmaya çalıştık. Konuşamadık. Evet, o anlamda şanslı yani. Jandarma hemen görüyor ve alıp hastaneye götürüyor, müdahale ediyor. Çok önemli. Evet. Eralp düştüğü sırada banyoda olduğunu söylemiş Derya Deniz. Onun da saçları da ıslakmış. Sonra üç arkadaşın ifadeleri alınmış. Sabah da 5'te aparta gelip 8'de ayrılmışlar. Tabii dün biliyorsunuz bir arkadaşı hani bağlandı yayına. Çok da bana şey gelmedi böyle. Hani gittik de yanında durduk.
falan gibi gelmeyince ben de açıkçası hani biraz şaşırdım bu duruma. Çünkü arkadaşınız hani balkondan düştü, insan bir bakar ailesini bulmaya çalışır falan. Onlar da anladığım kadarıyla soruşturma sürdüğü için bir takım endişeler yaşıyorlar hani olay üzerlerine kalmasın diye. Jandarma da Aysu'nun gözlerini açıp o gece ne yaşandığını öğrenmeyi bekliyor. Yani onun ağzından bir ifade alınmasını bekliyor. Şimdi işin enteresan tarafı, biraz Ayşe Hanım, siz aslında Almanya'dan geldiniz siz de. Yayınımızın ardından da kardeşinizin yanına gideceksiniz. Şey kısmı enteresan. Şimdi sizin kayınbiraderiniz olan Adnan Keskinoğlu dün yayına da bağlandı. Dayı, evet. Neyiniz oluyor sizin? Benim... Dayınızın kayınbiraderi evet. oluyor. Evet. Yani yakınlık yani falan yok. Yani kan bağı yok ama bir yok. Şeyiniz evet. var, akrabanız evet. var. Şimdi Adnan Keskinoğlu dün biliyorsunuz yayına bağlandığımızda dedi ki ben de bir akrabamı aradım. Ayvalık'ta kayıp başvurusunda bulundum dedi ya. Enteresan bir şekilde olay da Ayvalık'ta. Evet. Yani ikisi de Balıkesir Ayvalık'ta. İlginç ben şimdi kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Sabi Aksu da şimdi yayınımızda olacak. Geldi mi arkadaşlar? Yetişti mi? Evet. Ona da soracağım. İkisi de Ayvalık'ta. Yani olay yeri de Ayvalık. Tesadüfen Almanya'dan aranan akrabanın bulunduğu yerde evet. Ayvalık. Kayıp başvurusunda bulunduğu yerde Ayvalık. Evet. Burasını anlamak mümkün değil. Yani çok büyük bir tesadüf olması lazım. Çünkü Adnan Bey diyor ki ben İzmir'e geldim. Evet. İzmir nere? Ayvalık nere? Yani İzmir'den sonra Ayvalık'a kadar gidebileceğiniz 10, 20, 30, 40, 50 tane yer var. Böyle bir denk düşüş olmuş. Aysu kayıp diye bahsettiği biliniyor. Ben isterseniz önce Mehmet Sabi Aksu'ya döneyim. Günaydın efendim. Günaydın. Sağ ol. Hayırlı yayınlar. Kayıp başvurusunda bulunan sizsiniz. Evet. Evet, yeğenim diye bahsetmişsiniz. İsterseniz anlatayım ben. Lütfen, tanıyor muydunuz Aysu'yu? Yok, ben yeğeni değil. Yok, hiç görmedim hayatımda. Nasıl böyle bir denk düşüş oldu? İsterseniz... Buyurun, buyurun. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi biz Adnan abiyle 10 senedir abi kardeşten öteyiz zaten. Beni aradı 17'sinde Türkiye geleceğimi görüşebilir miyiz? Her zaman arar beni, gel görüşelim diye. Orada bizim bir bahçe var, tadilatlarımız var, fidan ekiyoruz. Zaten fidanları da götürecektim. Ben dedim ki Adnan abi benim cenazem var, yengem fevat etti, gelemeyeceğim bu sefer. Tamam Sabi dedi. Ne zaman geri döneceğim dedim. 20'sinde döneceğim dedi. Tamam abi dedim. Zaten benim de cenazem olduğu için fazla ilgilenemedim. Ayın 23'ünde beni aradı. Ya Sabi dedi benim yeğenim dedi. Biz aynı uçakta geldik. Zaten oraları siz biliyorsunuz. Kayıp dedi. Ya dedi bunu bir ilgilenir misin dedi. Tabii ki abi dedim. Belki karakola gideyim dedim. Gittim. 23'ünde karakola aradım. Yarın ifadeye gel dediler. Ben 24'üne gittim. Dedim ki benim arkadaşımın yeğeni kayıp benden rica ediyor. Zaten ifadede tutanakta da Adnan Keskinsoy'un arkadaşı ricasıyla. Ben orada arkadaşlara sadece kayıt olsun diye. Yani bir kayıt girişi olsun. Zaten jandarma arkadaşlar ben yabancıyım diye. Zaten sorular da sordu bana yani. Niye diye arıyorsun? Ya arkadaşımın yeğeni. Arkadaşıma çok samimi olduğum için zaten bende vekaletleri, bütün resmi işler bende. Uh-huh. Bir şey olduğu zaman da her zaman beni arar, ben de onu ararım. Yani, hayır, benim merak ettiğim şu, yani bu zaten. Kadın Almanya'dan İzmir'e geliyor, İzmir Havalimanı'na iniyor ve oradan Ayvalık'a gidiyor. Ayvalık'ta apartman düşüyor ya da atılıyor bilmiyoruz şu anda. Yani soruşturma devam ediyor. Siz de Ayvalık'ta başvuruda bulunuyorsunuz. Yani bir bilgi sahibi evet. olmadan nasıl böyle bir denk düştü? Çünkü benim yerim ikametgahım burada. Anladım. Denk düştü yani. Ya Müge Hanım benim iş yerim burada, vekaletim burada, her şeyim burada. Yok yok anladım, ben size bir şey söylemiyorum. İş hatlarım burada. Ben size bir şey söylemiyorum beyefendi. Orada olduğunuzu biliyorum yani. Diyorum ki böyle bir tesadüf. Hani evet. Büyük tesadüf evet. Ya onu, peki onu duyuldu şimdi, mu? Sizin ben orada devam edeyim. Muydu? Duyulmuş muydu apartman bir kadın düştü diye? Hayır işte zaten jandarma arkadaşlar dedi ki biz sen, bilgi alırsak sana söyleyemeyiz, ailesini bulacağız dedi. Tamam dedim abi, öyle bir şey geldiği zaman ailesini
ailesiyle ben iletime gireşiriz. Konuşursunuz dedim ben yani. Ondan sonra Adnan abi dedi ki Sabi dedi sürecin daha hızlı davranması için yani ilerlemesi için de bir avukat tutalım. Tamam abi dedim. Avukata gittik. Böyle böyle bir şey var dedi. Sen dedi akrabası olmadığı için dedi vekalet lazım dedi. Aradım onları. Avukatla onları görüştürdüm. Onlar da yurt dışında bize vekalet gönderdi. Ondan sonra süreç böyle yani. Ben anladım. Yani vekaleti başka kim diyeceğiniz gönderdi? Varsa sorun bana yani. Buradayız yani. Vekaleti kim gönderdi? Ondan onun ailesi avukata gönderdi. Adnan Bey mi gönderdi? Dayısı. Dayısı Adnan Keskin'sin. Hayır hayır dayısı. Dayısı. Tamam. Onları aradık. Vekalet lazım. Çünkü ben burada kan bağım olmadığı için resmi bir şey yapamamızdım yani. Benim yani kan bağım yok. Ben sadece rica ettiler. Arkadaşımdır. 10 defa da söylese yine yaparım. Yapılamaz yine de zaten yani. Yani kanun önemli. Şimdi beni arasa nereye... Evet evet yani ama biz sadece kayıt olsun diye. O da yurt dışında olduğu için kimse de yoktu ya Türkiye'de. Bir tanıdığı benim. Yani peki pardon arkadaşım bir saniye benim. Bir virgül koyabilir miyim? Ayşe Hanım sizin Ayvalık'la ne alakanız var? Benim hiçbir alakam yok ya Ayvalık'ta. Ayşe'nin alakası var mı? Hayır aslında yok ama herhalde oraya gitmiş işte balık esiri bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Siz nerelisiniz normal? Aslı İstanbulluyuz. İstanbullusunuz. Evet. Yani hani Almanya'dan İzmir'e gelip İzmir'den Ayvalık'a gitmesi için bir tanıdık, bir arkadaş, bir şey vasıtası olması lazım ya. Olması lazım ama benim haberim yok işte. Biz bana her şeyi söylemiyor. Yani aramızda büyük ya yaş farkı var. Yani her şeyi söylemiyor. Hatta arkadaşlar yalnız bir arkadaşı bağlandığında bir otobüs şoföründen bahsetmişti. Acaba otobüs şoförü Hilal değil mi? Acaba Sema mı söylemişti? Hilal mi yok, söylemişti? Yok Hilal. Hilal diye hatırlıyorum ben. Hilal bir otobüs şoföründen bahsetmişti. Gerçekten de yanında bir otobüs şoförü var. Kavga ettiği erkek arkadaşı. O da mı Tahir demişti? Bak demek ki aynı kişiden bahsediyor. Ya tabii ben arkadaşları da anlıyorum. Şimdi böyle bir şey olduğunda bir isim verir. Sonra ortaya çıktığında sen neden bunu açık ettin diye insanlar konuşmuyorlar ama konuşmak lazım. Keşke en baştan tabii söylenseymiş. O Tahir niye acaba Aysu'nun arkadaşlarını aramamış, ailesini aramamış? Bir telefon numarası olmaz mı insanın, kız arkadaşının? Hele ki böyle ciddi yoğun bakımda yatacağı büyük bir olasılıkla kafa travması geçiriyor şu anda. Evet. Hani bilinçle kapalı anladığım kadarıyla. Böyle ciddi yoğun bakımda yatacak kadar bir durum oluştuğunda. Üçüncü kattan Üç kat düşüyor. Yine Brandon'ın yani üzerine gerçekten düşmesi büyük bir tesadüf, iyi bir tesadüf olmuş. Teyzeye de soralım. Siz sabah görüşebildiniz mi hastanedeki yetkililerle teyzeciğim? Ne diyorlar kızımız için? Henüz daha görüşemedim. Sağlığı geldiği gün gibi aynıymış. Yani stabil kalmış. Bilmiyorum. Daha henüz görmedim kendisini. Doktorla da görüşmedim ama doktorlar geldiğinde hemen yukarı çıkıp görüşeceğiz. Ay inşallah yani... Biraz konuşmasını Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz şey olarak normalinde ne oldu? Akrabası olmadığınız için bana jandarmadan sorulan şu. Kan bağı yoksa kayıp arama ilanı verilmeyeceği söylenildi. Ben bunu avukatımla sordum, konuştum. O beni yönlendirdi. Eğer gerekirse dedi ben konuya el atarım ama böyle bir şey savcılık ve jandarma polisin işi. Onun için de sen o şekilde yapman gerekir dedi. Peki siz bunu bilmiyor muydunuz? Ya ben arkadaşım aradı beni. Arkadaşım olmuyor ki. Yani dediğim gibi kan bağı olmadan bu işler gerçekten yürümeyeceği kanunen belli. Yani öyle arkadaşım söylemek de bu yeterli bir bilgi değil. Yani şimdi bana aile seciremi, Aysu'nun aile seceresini çıkardıktan sonra benim ifademi aldılar. Sizin nasıl aldılar? Ben onu merak ediyorum gerçekten. Tamam, siz teyzesi olarak bugüne kadar neredeydiniz? Ben burada vatandaş görevimi yaptım. İşimi gücümü bıraktım, ilgilendim, uğraştım. Siz neredeydiniz burada teyzesine oluncaya kadar? Benim haberim olduğu an ben karşı tarafla ilgili
Aysu ile ilgili hiçbir şeyim olmadığı için yine pasif olacağımı göstererekten benim teyzelik görevimi yapmak zorunda olduğumu bildiğim için gittim, ben müracaat ettim. Bundan kimsenin de haberi olmadı. Sonra Adnan beni aradığında, dosyanın numarasını istediğinde ben gerçekten bilmiyordum, vermedim. Kiminle ne konuştuğunu sorduklarında da söylemedim. Adnan'ın da hatta stüdyoda abisi gibi, dayısı gibi sevdiğini, onlarla herhangi bir ilişkisinin olmayacağını da söyledim. Yanlış bir anlaşılma olmasın, tekrarlıyorum bunu. Ama bu kayıtları orada tecrübesini çıkardıktan sonra benden aldılar. Şimdi ben gerçekten yani böyle bir işlem, Türkiye'de böyle bir işlem nasıl gerçekleşiyor? Ben onu merak ediyorum sadece. Ya biraz galiba soruşturma yaparken Ayşe Hanım, dün şimdi Bağlı'nın arkadaşları da mesela biraz sizlerden şikayetçiydi. Yani biz onun arkadaşlarıyız, yardımcı olmak istiyoruz ama bizden bilgi saklıyorlar. Yani mesela Ayşe, siz de varmışsınız orada. İşte o Adnan'ın gittiğini söylememişsiniz. Beraber gittiklerini. Burak mıydı ilk bağlanan gencimiz? Mesela Burak bence çok can... Pardon, sizinle ilgili değil bu söylediğim. Mesela çok can siperhane arkadaşını aramak için uğraşırken kendinden bilgi saklandığını öğreniyor. O bozuluyor. Hilal diyor ki ben artık konuşmuyorum. Öteki diyor ki ben artık konuşmuyorum. Yani biraz çevresi de darılmış. Yani niye siz söylemiyorsunuz ki yani uçakla gittiklerini falan diye. Herhalde o araştırma biçimi biraz insanları kuşkulandırıp endişelendirmiş. Doğru ama ilk günde tabii ben de Adnan Bey'in düşüncesine katıldım Burak'ı görünce. Çünkü kendimi sersem gibiydim. Ertesi gün ama ben hemen o gençlere, arkadaşlarına açıkladım her şeyi. Yani oradan artık saklanma falan bir şey yoktu. Tam tersi, öbür yerden ben geç haberlendim avukat alındı diye. Bir de Balıkesir'den işte dosya açıldığını dair bana tam da açıklayamadı. Söyledi arkadaş da açtığını dair. Ben de soruyorum. Ben yani söylüyorum şimdi, Almanya nereye, Ayvalık nereye, Ayvalık'ta kayıp başvurusu var. Çok böyle yani şeyin arkadaşının arkadaşı, o da orada oluyor. Yani aslında sizin için büyük bir şans ama neden toparlanmadı? Yani neden o isim gene size bilgi vermedi onu da bilemiyorum. Tahir Gerkul telefon attığımızdaymış. Aysun'un apartta kaldığı arkadaşı. Tahir Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımda. Siz kaç yaşındasınız? Ben 31 yaşındayım. Anladım, yani çok da küçük de değilsiniz. Tahir Bey, evet. Böyle bir olay oluyor. Siz niye Aysun'u, yani olay gecesinden sonra konuşuruz da, neden Aysun'un ailesine, arkadaşlarına ulaşmak için bir çaba gösteremediniz? Hanımefendi, öncelikle jandarma ekiplerine dedik, ulaşalım, ulaşın. Yani ondan sonra onlar da sistemde kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Ama benim anladığım kadarıyla siz Aysun'la görüşüyorsunuz. Çünkü 15 yıllık arkadaşım kendisi. 15 yıllık. Evet. Tamam, mesela sizi tanıyan arkadaşı da var. Hiç onlardan birinin telefonu yok muydu sizde? Yok. Hiçbirine muhatap değildim. O gün, o dönem Aysu sizinle buluşmak için mi Almanya'dan geldi? Hayır. Ege turu yapmak istedi. Hı. Ege'yi, Marmara'yı gezmek istiyorum dedi. Yardımcı olur musun? Müsait olursan eşlik eder misin dedi. Benim zaten yani... Dediğim gibi 15 yıllık canım kanım, kardeş gibi yani yakın arkadaşım. Öyle diyeyim. Ben de kıramadım kendisini. 2 gün boşluğum var. Ya tabii dedim, eşlik edeyim, gezdireyim. Hatta dedi ki Ayvalık dedi, Cunda diye bir yer varmış. Dayım dedi gidersen, dayısına demiş ki uçakta bir, ben sormuştum kendisine. Seyahatin nasıl geçti, uçuşun nasıl geçti falan. Dayımlarla denk geldik uçakta dedi. İşte fısıl fısıl sohbet ederek geldik dedi. Hatta dedi işte Ayvalık'a gideceğim, belki müsait olursam dedi, yanıma bir arkadaş bulursam gidersen de Ayvalık'a Cunda'yı falan gez demiş dayısı. O sizi Cunda'yı istedi, Cunda'yı falan gezdirdi. Bak şimdi bambaşka bir şey anlatıyorsunuz bize. Bak Adnan Bey yani diyor ben Ayvalık'a gideceğim. Ayvalık'a gidersen de Cunda'ya git diye. Evet. Niye bunu Adnan Bey anlatmıyor ki? Bana Hussi kendisi demişti yani Ayvalık'ta Cunda'da bir yer varmış. Dayım oraya tavsiye etti, gezdirir misiniz dedi. Siz tabii evli ki dedim. Misiniz Tahir Bey? Siz evli misiniz? Efendim? Siz evli misiniz? Ben evliyim, 2 çocuk sahibiyim. He, anladım şimdi.
Yani ne işin var çocuğun senin evli iki çocuk sahibi adamın Aysu'yla? Efendim? Ne işin var senin evli iki çocuk sahibi adam Aysu'yla? Arkadaşım. Dünden beri Balıkesir'le olan irtibatı bulamıyorduk. Adnan Bey Balıkesir'de olduğunu nereden biliyor? Bunu soruyorduk, telefona cevap vermedi. Ama şimdi anlaşılıyor ki hanımefendi Ayvalık'a gideceğini, Balıkesir'e gideceğini, bir deniz turuna çıkacağını Adnan Bey'e anlatmış. Ondan dolayı demek Adnan Bey Balıkesir'deki bu şu anda görüntüdeki arkadaşı arayıp da bir oradan kayıp ilanı verilmesini evet istiyor. Evet de işte şey yapmıyor yani, ne bileyim. Peki madem Tahir Bey bu kadar 15 yıllık canınız ciğeriniz, niye hastanede yanında değilsiniz? Yoğun bakımda olduğu için almadılar. İki defa ben girdim ama yanına yoğun bakımda. Peki nedir durumu, konuşabiliyor mu? Uyutuyoruz dedi doktora. Daha uyandırılamadı yani. Aynen. Kaburgalarında kırık var dedi. Düşerken başına aldığı darbe sonucu dedi. Beyin kanaması geçiriyor dedi. Beyindeki kanı emdirip daha sonra da dedi kaburgaları için ameliyatı alacağız dedi. Anladım. O gün düştüğünde siz apartta değil misiniz? Ama daha sonra sizin değildim. Erkek arkadaşınızın ve onun yanına gelen kız arkadaşının odasından düştüğü söyleniyor. Onlarla görüşebildiniz mi? Evet, görüştüm. Nasıl düşmüş? Şimdi dedim yani orada alkollü yemek alındı. Evet. Herkes zaten sarhoş oldu. Ayakta duramıyordu. Ben kendisini odasına indirdim. Yarın da uçuşum var. Yat, uyu, dinlen, bir duşunu al. Kendine gel dedim. Zaten çok alkol aldın dedim. Ben de iyi değilim. Biraz çıkıp deniz havası alayım dedim. Hani kendime geleyim, toparlanayım dedim. Ben de iyi değilim. İstifra etme derecesine geldim dedim. Peki tamam dedi. Oradan ben çıktım otelden, ayrıldım. Deniz kenarı bir yere gittim. Orada zaten sızıp kalmışım ben arabanın içinde. Benden sonra da yukarı çıkmış arkadaşlar tekrar. Ondan sonra arkadaşların anlattı. Duşa girmiş arkadaşlar. İkisi kız arkadaşıyla çocuk. Dışarı çıktıklarında olayı görmüşler yani. Kavga ettiğini söyleniyor gece. Kavga değil. Sadece alkol için bana ısrar etti. Hala içmek istediğini söyledi. Böyle cennet bir yere gelmişim. Bir daha ne zaman içeceğim? Ben biraz daha içmek istiyorum dedi. Ya dedim yeterli. Bence tadında kalsın dedim. İçilmesin. Benim zaten içecek tarafım kalmadı dedim. Yarın benim de işim var. Bak sen de yola çıkacaksın dedim. Yeterli deyip ayrıldım yani. Kavgalık bir durum yok. Anladım. Zaten dediğim gibi cesat konunun üzerinde hani ne olduğu ne bittiği Aysu gözünü açtığı zaman da dilerim Rabbimden bir an evvel sağlığına kavuşsun, ortaya çıkacak. Sen de canım benim otur karının dizinin dibinde. Çünkü işte bak ne olacağı belli Müge değil. Müge Hanım. Efendim. Efendim buyurun. Şimdi Ben de İrfan Keskinsoy bana telefon ettikten sonra ifademde de verdim. Burada da Köyceğiz'de de. Ben ertesi günü o kayıp olduğunu söyleyince, o durumu öğrenince ertesi günü ben bana tekrar onlar telefon ettiğinde ben şunu söyledim. Şimdiye kadar ilgilenmedim anne baba olarak. Abimler kol kanat gerdi. Onların emniyeti altında, onun içinde. Ben onlara verdiğim cevap şu oldu. Benim sorunlarım bana yetiyor. Onların sorunlarıyla, Ayşe'nin sorunlarıyla bana gelmeyin dedim. Ama benim kafamda olan avukatıma danışıp nereden, nasıl başlayarak kayıp ilanı vereceğimi adım adım kendim hiç kimseye bildirmeden, ne eşim ne çocuklarım hiç kimseye bildirmeden adım adım ben kendim yürüttüm. Bir teyze olarak ben bu kadar sene görmemişim, kollarımda saramamışım. Kendi bazı sorunlarımdan dolayı anlattım bunu polise de, jandarmaya da, her gelen yere. Ama hiç olmazsa teyzelik görevini göreyim diye ben kimseye bilgi vermek istemedim. Kafama göre ve doğru olduğunu bildiğim için adım adım yürüdüm. Ondan sonra en son umudumun kesildiği an size çıkmaya karar verdim ve size çıktım. İyi ki varsınız.
Çok teşekkür İyi ki ederim. Bu hepimizin programı. Her zaman söylüyorum. İnşallah iyiliklerle, güzelliklerle buluşalım. Bana böyle güzel ziyaretlere gelin ama bir sıkıntınız olduğu zaman da bu hepimizin programı. Tabii ki. Biz hep birlikte yapıyoruz bu programı. Her zaman söylüyorum. Hep birlikte hazırlıyoruz. Bir sıkıntınız olduğu zaman da biz buradayız. Ben şimdi Ayşe Hanım'ı da kız kardeşinin yanına uğurlayacağım. Zaten soruşturma sürüyor. Evet. Yani inşallah bir an evvel kızımız da gözünü açsın. O zaman zaten gerçekleri anlatacaktır. Onun şu anda gözünü açması en büyük dileğimiz. Sağlığına kavuşsun hepimizin i̇nşallah. Duaları sizlerle, ablasıyla, teyzesiyle inşallah kavuşun kardeşinize, yeğeninize sağlıkla. Hı. Buyurun. Müge Hanım. Buyurun. Benim hakikaten hala yani kavrayamadığım olay İzmir'de bu kayıp olup nasıl Balıkesir'de çıktı? Nasıl Balıkesir'de kayıp ilanı verildi? Benim haberim olmadı. Ben sizin buradan yani stüdyodan öğrendim bunu. Yani ben hala şoktayım. İnanın arkadaşlarınıza sorun. Bu nasıl bir tesadüf bu kadar? Yani elim ayağım titriyor. Bilmiyorum. Yani benim mantığım almıyor. Gerçekten almıyor. Vallahi şu anda dün de benim almadı ama bakın mesela az önceki beyefendi ne diyor? Söylemiş diyor ben Ayvalık'a gideceğim diyor. Belki o onu aklına geldi. Oradan aradı. Bilemiyorum. Adnan Bey de konuşmaya biraz kapalı bir insan olduğu için yani anlaşma konusunda kendisiyle sıkıntı yaşıyorum. Bir de başka kimseye de söylemiyor. Ya söylemiyor kimseye ben anlamıyorum. Ama bazı insanlar iletişime kapalı. Bunu kabul etmek lazım. Hayır, İrfan kardeşi de bilmiyor. Evet. Öyle onu da... o da enteresan. Kendi kardeşine de söylememesi enteresan. Vallahi ben Aysun'un gözünü... Hayır, kendi kardeşi de hiçbir şey bilmiyorum dedi. Bilmiyorum vallahi. Şimdi ben bana o şekilde geldiği halde ben... Evet, ben hemen avukatımı aradım. Nasıl, nereden başvuracağım, ne yapmam gerekiyor? Şöyle söyleyeyim teyzeciğim, ben JASAT'a güveniyorum. Konunun ilk gününden beri dediğim gibi çok da büyük. Aslında o da bizim kızımızın şansı olmuş. Olay yerine müdahale edilip hastaneye acilen götürülmesi konusunda. Şu an dualarımız 30 yaşındaki Aysu ile beraber inşallah gözlerini açsın sağ salim. Onun anlatacakları konuyu zaten ortaya çıkaracaktı. Evet. Şu anda önemli olan onun sağlığı. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel haberleri de bekliyoruz. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu bulduğum gün...